Kıymetli Çay TV izleyicilerimiz, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Efendim, yine bir cuma gününde, mübarek bir günde, cuma saati programında sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi farklı bir konuyu, farklı bir konukla işlemeye çalışacağız. Bugün de çok değerli, muhterem bir konuğumuz var. İlimizi teşrif eden, akşam inşallah İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde konferansını dinleyeceğimiz Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi muhterem doçent doktor Halil Altuntaş hocamızla Hazreti Peygamber'i konuşacağız aleyhissalatü vesselam'ı. Muhterem hocam, hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. İlimize şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var ol. Allah razı olsun. Muhterem hocam, kutlu doğum haftası malum 1989 yılından beri kutlanıla gelen ve gerçekten de her yıl farklı farklı şekilde, çeşitli etkinliklerle, programlarla Hazreti Peygamber'e yakışır şekilde kutlu doğum kutlanılmakta. Evet. Bu hayrı başlatanlardan Allah ebediyen razı olsun. Amin. Devam Amin. Ettirenlerden de inşallah. Her zaman farklı bir temayla Diyanet İşleri Başkanlığımız kutlu doğum haftasını kutluyor. Bu yılki temamız da Hazreti Peygamber ve birlikte yaşama ahlakı. Evet. Belki de her zaman tabii buna ihtiyacımız var ama şu anda daha fazla ihtiyacımız var. Evet. Oraya geçmeden önce kutlu doğum haftasının amacı nedir sayın Evet. hocam? Doğum haftaları Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin doğumunu kutlamak, eski ifadesiyle tesid etmek. Evet. Geleneği aslında İslam tarihinin belli dönemlerinden beri var. Çeşitli şekillerde var. Mevlid kandilleri, mevlid geceleri. Evet. Bunun en güzel yansıması. Ancak bir hafta şeklinde, hafta boyunca faaliyetler sergilemek suretiyle Hazreti Peygamber aleyhisselamın her yıl hayatının bir veccesini sunduğu dinin, İslam'ın, şeriatın bir tarafını insanların zihnine yeniden nakşetmek, yeni tablolar halinde açılımlar sağlamak için bir hafta boyunca uygulanması, malum biz de siz de ifade ettiniz, 1989 evet. yılından beri başladı. İlk defa yapıldığı zaman hatırlıyorum, çok dar çerçeve içerisinde Ankara'da belli bir salonda yapılmaya başlamıştı. Gerçekten yurt çapında böylesine yaygınlaşıp sınırlarımızı aşacağını hiç kimse, belki bu işe başlatanlar da düşünmemişlerdi. Ama bu ismin konulması bile o zamanda, evet. yani kutlu doğum haftası olması meselesi bile o zamanda üzerinde düşünüp taşınılarak gerçekleştirilmiş bir konu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı biz nasıl hayatımıza karşılamamız gerekiyor? Bir kere bir insan, beşer peygamber, bunu söylerken vurgulamak istediğimiz şey, bunun dışındaki peygamber algıları ve anlayışları bizim inancımıza aykırıdır. Beşer peygamber, yani insan olan bir peygamberden bahsediyoruz. Sizin gibi bir beşerdir diye kendisine Kur'an'ın hitap ettiği bir peygamberden bahsediyoruz. Bununla Hazreti İsa'yı ilahlık konumuna yükselten Hristiyanlık ve diğer dinlerdeki yanlış inançları peygamberler üzerinden getirilmiş yanlış inançları dışarıda bırakıyoruz. Bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir insandır. Ancak Rabbimizin mesajları, vahiyleri kendisine gönderildi ki bize iletsin. Ama bununla da yetinmiyor peygamberimiz. Kur'an'ın kendisine yüklediği bir vazifesi var. O da insanlara tebliğ ettiği Kur'an vahiylerini açıklamak. Bismillah litübeyyene linnâsi mâ nuzile ileyhim ayetinde işaret edildiği gibi kendilerine indirilen ayeti kerimeleri Müslümanlara, insanlara açıklayasın diye. Ayeti kerimede beyan etme, açıklama diye ifade edilen o kelimenin iki temel manası var. Bir tanesi aldığı kelamı, vahyi insanlara tebliğ etmek. Bu bir beyandır. Vahiy halinde, söze dönüşmemiş şekliyle gelen vahiyleri söze dönüştürerek Allah'ın gönderdiği kelam beyan ediyor insanlara. İkinci beyanı da problem olduğu yerlere, insanların, sahabilerin Kur'an-ı Kerim'i anlamakta zorlandığı yerlerde yahut da Kur'an vahiyinin hikmet icabı temas etmediği konuları
Kur'an dayanaklı olarak peygamberimizin açıklamasıdır. İşte Müslümanlar Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a bu iki zaviyeden bakar. Evet. Kur'an'ı Allah'tan alan ve Müslümanlara tebliğ eden, açıklayan ve hayatıyla bunu bütünüyle yaşayan bir peygamber olarak bakarlar. Şimdi bunu bütünüyle yaşayan deyince sizin konunuzun esas özüne geldik. Evet. Her yıl bir konuyu Kutlu Doğum Haftası'nın merkezine çekerek Diyanet İşleri Başkanlığımız isabetle işlemeye çalışıyor. Neden bu konular seçilirken ne yapıyoruz? Toplumda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sunduğu dinin gerektiği gibi yansıma bulmadığı alanlar neler? Müslümanlar olarak cemiyet hayatımızda yara haline gelmiş ve Peygamberimizin sunduğu dini bütünüyle hayata yansımamızı engelleyecek, yansıtmamızı engelleyecek eksiklerimiz neler? Bunları tespit ediyoruz. Evet. Bir sene Müslümanlık ve kardeşlik dedik. Bir sene işte Hazreti Peygamber ve ahlak dedik, yardımseverlik dedik, sevgi dedik. Şimdi de insanlarla birlikte yaşamayı gündeme aldık. Neden? Cevabını sizden bir soruyla bekliyorum. Evet. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa o soruya geçmeden önce şöyle söyleyelim. Asr-ı Saadet döneminde bir problem olduğu zaman sahabe-i güzin efendilerimiz Allah'ın Resulüne ulaşırlardı. Allah'ın Resulü o problemi birebir çözerdi. Ama günümüzde bir problem olduğu zaman insanlar sıkıntı yaşıyor. Şu anda farkında olmadan bir topluluk işte sadece Kur'an, yalnız Kur'an. Evet. Diğer bir topluluk, yani ifrat ve tefrit boyutundayız. Bu aşamada neler yapmamız lazım? Günümüze indirgersek diğer soruyu da soracağım. Esas soru da onun içinden çıkacak zaten. İsabet oldu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam karşısında ümmetinin durumu nedir? Sorunu, evet. Bu sorunun cevabı onu da karşılayacak. Bir kere Hazreti Peygamber aleyhisselam dini hangi kaynaktan aldıysa biz de o kaynağa bakacağız. Peygamberimizin evet. aldığı kaynak vahiy. Değil evet. mi? Ama vahiy bir Kur'an şeklinde bize iletti sevgili peygamberimiz. Bir de ona yüklenen tebliğin görevi, dini Kur'an'ı açıklama görevi üzerinden Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın davranışlarında yansıyan ilahi bildirgeler, bildiriler. Dolayısıyla Kur'an bir tarafta, sünnet de onun yanında olmazsa olmaz temel bir kaynak olarak hayatımızda yer almalıdır. Bizim ahlaki davranışlarımızın, ameli davranışlarımızın, itikadi davranışlarımızın tamamı bu iki kaynak üzerinden şekillenmiştir. Bunlardan herhangi birisinde anlama noktasında eksiklik yaşamak yahut da devre dışı bırakmak sebebiyle yaşayacağımız eksiklikler din dediğimiz hadiseyi insanların vicdanına ve insafına bırakır ve din Allah korusun Hristiyanlıkta, Yahudilikte ve geçmiş semavi dinlerde olduğu gibi yanlış mecralara gider, din olmaktan çıkar. Onun için Kur'an-ı Kerim'in kendisinden bahsederken onu biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz ayeti kerimesi bize görev yüklüyor aslında. Allah Teala dini mübini İslam'ı kulları üzerinden, müminler üzerinden koruyacaktır. Ben dini yaşıyorum diye sünnet üzerinden bir takım batılı mütefekkirlerin diyeyim, oryantalistlerin sünnet üzerinden ortaya koydukları temelli temelsiz uydurma hakikat bir takım iddiaların arkasına yanaşarak sünneti tamamen hangi gerekçeli olursa olsun devre dışı bırakmak suretiyle Kur'an'ı anlama noktasında Müslümanları adeta sudan çıkmış balığa döndürmek, din konusunda Allah karşısında insanların büyük bir sorumluluk altına girdiğini ifade ederiz. Bunun yanında Hindistan'da çıkmıştır yıllar önce Kur'aniyyun diye bir anlayış. Ne demek? Evet. Kur'ancılar. Evet. Dini Kur'an'a dayanarak anlama gayreti olmuştur. İflas etmiştir, tutmamıştır. Çünkü namazın rekatlarından tutunuz, orucun nasıl tutulacağına karşı. Dinin sayısız tatbikatı, namaz zekatı, orucun ne kadar tutulacağı, zekatın nasıl verileceği meselesi hep Hazreti Peygamber aleyhisselamın açıklamalarıyla, sünnetiyle olmuştur. Bu tutmadığı için o dönem gitti. Sonra yeni bir dalgası başladı bu işin. Evet. İşte tarihselcilik vesaire diye Kur'an-ı Kerim'e de tasallutlar başladı. Yani hadisi bir tarafa bıraktık. Evet. Kur'an-ı Kerim'in de hükümlerinin zamandan zamana bizim insanlarımızın anlayışlarına ve ihtiyaçlarına göre ayetlerin içinin doldurulabileceği şeklinde yine Amerikan
kökenli ama temelde Müslüman olan bir zatın ortaya attığı evet. bir şey. Bütün İslam dünyasını adeta özellikle Türkiye'yi kapsadı. Fakat bunun da hızı kesildi, gazı bitti. Evet. Öyle söyleyelim. Sonuçta Kur'an ve sünnet kendini açıkça ortaya koydu. Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti hayatımızın merkezine alacağız diye onlara taşımadığı hükümleri yüklemek. Kur'an'dan ben şunu anlıyorum, şunu anlıyorum. Böyle olması lazım. Çağdaş akıl bunu böyle gerektiriyor diyerek Kur'an'a taşımadığı hükümleri yüklemek kadar onda var olan hükümleri bir takım baskılarla, bir takım psikolojik sebeplerle, içtimai sebeplerle, haklı gibi görünen sebeplerle Kur'an'ın taşıdığı bazı hükümleri de ondan soyutlamak aynı derecede tehlikelidir. Biri ifratken, evet. biri tefrittir. Birisi Kur'an'ın söylemediği şeyleri ona söyletmeye çalışmaktır. Birisi de Kur'an'ın bağıra bağıra adeta söylediği şeyleri halının altına itmektir. Her ikisi de yanlıştır. Kur'an kendini dengeli bir din sunmakla tavsif eder. İtidal evet. din olarak kendini evet. sunar. Bunun anlamı Müslüman ifrattan ve tefritten kaçınacaktır. Hocam bundan nasıl kurtulacağız? Evet. Nasıl kurtulacağımızın cevabı bilgilenmektedir. Müslüman taşıdığı dini bilgiyi kendisini en azından sade bir Müslüman olarak gündelik hayatını devam ettirebileceği asgari ecdadımızın ilmihal bilgisi diye bize sunduğu gündelik hayatını Müslüman olarak yaşayacağı bilgileri en az düzeyde sahip olacak. Bunun içerisinde aile reisi olarak nasıl davranacağı var, anne baba olarak, çocuk olarak nasıl davranacağı var. İş adamı, tüccar olarak nasıl davranacağı var, siyasetçiyken nasıl davranacağı var. Biz gündelik hayatımızı yaşarken dinimizin bizi kontrol edip, yönlendirip, yönlendirmediğine bakacağız. Bir tarafta kendi hevamıza göre davranıyorsak, o zaman dini o noktada devre dışı bırakmışız demektir. Bir yerlerden açıklarıyoruz, üşüdüğümüz zaman bedenimiz hasta olur. Eyvallah. Evet. Muhterem hocam, şimdi bu hususta, bakıyoruz ki Hristiyanlar ve Yahudiler, yani tabii kullanmak istemiyorum ama tahrif olunan kitaplarını hiç eleştirdiklerini göremiyoruz. Yani bir Hristiyan'ın kendi kitabını eleştirdiğini ben görmedim. Ama biz biraz daha bu konuda kendi mukaddesatımıza, değerimize saygısızlık mı yapıyoruz? Yani televizyon ekranlarında, farklı programlarda Hazreti Kur'an ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiç de hak edilmediği şekilde eleştiriliyor. Evet. Yani burada biraz da ifrada kaçıyoruz gibi. Evet, o konuda da biraz söylemeye çalışalım. Gücümüzün yettiğince. Hani siz sözlerinize başlarken ifrat ve tefritten bahsettiniz. Evet. Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Nebeviye'yi anlayıp hayatımıza tatbik etmeye çalıştığımız bir tarihi sürecimiz var. Evet. Bütün süreçler, yani geçmişten başlayıp geriye doğru, zamanımıza doğru devam eden bütün zihin faaliyetleri veya fiili faaliyetlerin hepsinde bir aşınma meydana gelir. İnsan unsurunun devrede olduğu her yerde aşınmalı olur. Tarihi süreçler düşünce planlarımızda değişiklikler meydana getirir. Bunlara engel olmak için yine başvurabileceğimiz yer Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi biz geçen süreç içerisinde hakikaten belli noktalarda Kur'an'ı hayatımıza tatbik edeceğiz derken tamamen devre dışı bırakmışızdır. Neden bu? Kur'an ve sünnet kültürü diyeceğim mecazen, onların sunduğu bilgi, hayat tarzı, toplumumuzun, Müslümanların genel cehaleti yüzünden devre dışı kaldı. Peki toplumun, Müslümanların Kur'an ve sünnetle bağlantısı nasıl sağlandı? Bu işi kulaktan dolma bilgilerle götüren insanlara kaldı. Evet. Kur'an ve sünnetin özü hakikaten çok kere devre dışı kaldı. İçi boşaltılmış zekat, içi boşaltılmış hac, içi boşaltılmış namaz, içi boşaltılmış cihat, bir sürü kavramlar ortalıkta dolaştı. Gelen içini doldurmaya çalıştı. Böyle bir hengame yaşadık. Belli bir dönemlerde bırakın bunlardan bahsetmeyi, Kur'an'ın kendisini ele almanın bile ölüm sebebi sayılabilecek adeta suç olduğu dönemler yaşadık. Böyle dönemlerin arkasından gelen sonsuz serbestlik dönemleri de bir aşırılığa insanları kaçırır. Dengenin gittiği yerde aşırılık var demektir. Şimdi bu boşlukları kapatacağız diyen bazı samimi arkadaşlarımız, yani hiç kimsenin
bu noktada kötü niyetli olduğunu söylemek bize düşmez. Kimsenin kalbini okumak da bize düşmez. Her şeyin doğrusunu bizim bildiğimizi söylemek de bize düşmez. Evet. Ama Allah'ın verdiği aklı kullanarak orta yol üzerinden söylemek lazım ki bazı kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i anlamakta hakikaten çok serbest davranıyorlar tırnak içerisinde. Yani Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayetini alıp mesela basit bir örnek aklıma geldi. Evet. Bir üniversite hocası arkadaşımız İslami aile hayatını komşularıyla olan münasebetlerini nasıl düzenleyeceğini anlatırken, işte bir insanın evine kimler girip kimler çıkabilir? Mesela sizin çok samimi bir arkadaşınız, görüştüğünüz bir arkadaşınız var. Evet. Eve yemeğe davet ettiniz. Aynı sofrayı kurup onunla aynı yemek masasını paylaşmanız noktasında Kur'an ne der sorusunu kendisi cevapladı. Dedi ki, mesela bizim annem benim böyle bir yemek yememe asla razı olmaz. Babana çok gevşeksin ithamında bulundu. Arkadaşımla beraber aynı masaya toplandığımız zaman. Ben de anneme Kur'an-ı Kerim'i açtım. Ayet-i Kerime'yi gösterdim. Bak birlikte beraber yemenizde de ayrı yemenizde de bir mahzur yoktur diyen ayeti gösterdim dedi. Annesi de büyük bir ihtimalle yani kültürü yok. Evet. Dededen dulma şeylerle. Kadıncağız susmuş bir şey dememiş ama ayeti kerimeyi hemen Kur'an-ı Kerim'den açtım, getirdim, baktım. Ayeti kerime haddi zatında Müslümanlar cihada gittikleri zaman evleri yalnız kalan sahabiler var. Evet. Boş kalan sahabiler var. Çoluk çocuk kalmış. Bir de şehirde savaşa gidemediği için geride kalmış sakat, ama bu tür insanlar var. Bu insanlara evler emanet ediliyordu. Şimdi bu insanlar fakir insanlar ama bekçilik görevleri var. Bir takım evleri zaman zaman girip yokluyorlar. Buralara girdiğimiz zaman bu girdiğimiz evlerden yemek yememizde fayda günah var mı? Evet. Orada çoluk çocuklar, hanımları var. Biz girersek o evde beraber yemek yiyebilir miyiz? Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor. Diyor ki beraber o girdiğiniz evlerde leysa aleykum cunahun en te'kulu cemi'en ve eştata. Beraber yemenizde ayrı ayrı yemenizde bir fark yoktur. Burada dışarıdan arkadaş getirmek vesaire bunu söylemiyor. Ancak ben şunu söyleyeyim. Dışarıdan gelen bir arkadaşıyla beraber oturup yemek yemenin yasak olduğunu da söylemek istemiyorum. Orada da söylenecek çok söz var. Ama ayetten delili bu olmaması lazımdır diye söylüyorum. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanındaki aile hayatına kadın erkek münasebetlerine baktığımız zaman çok ölçülü bir sınırlandırma var. Tamamen birbirinden koparma yok. Evet. Tamamen iç içe girmişlik hali yok. Son derece kontrollü bir durum var. Sahabilerden peygamberimizin vefatından sonra Medine'de birbirine kardeş kılınan sahabiler birisi öbürünün evine gidip orada yemek yiyordu. Sahabenin eşi ona çorba pişirip yediriyordu. Hep vaazlarımızı söylüyoruz. Eyvallah. Buradan şunu anlıyoruz. Biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ve onun sahabilerinin yaşadığı hayatı dengeli bir hayat gibi algılamamız lazım. Kendi duygusal yönelişlerimizi din adına dinden daha çok dinci olmak gibi bir yaklaşım sergilememiz lazım. Bu bahsettiğimiz olayda da Kur'an'da olmadığını düşündüğümüz şeyleri ona yüklemememiz lazım diye düşünüyorum. Evet, eyvallah hocam. Allah razı olsun. Amin. Muhterem hocam, birlikte yaşama ahlakı ana temaya gelelim. Evet. Deminki şey. Şöyle söyleyelim. Allah'ın Resulü'nün Mekke dönemi müşriklerle olan münasebetler ve Medine dönemi ve Medine'ye gelir gelmez Medine site devletindeki Medine vesikası ve oradaki Yahudilerle olan ilişkiler bizler için örnektir. Bu örneklere bakılarak neler söyleyebiliriz Sayın Hocam? Her iki kanada da Mekke dönemine de Medine dönemine de baktığımız zaman bize temel stratejik bilgiler verecek belgeler var oralarda. Evet. Mekke döneminde genelde ilim adamlarımız açısından şöyle bir yaklaşım vardır. Mekke dönemi İslam'ın imanının geliştirilmesi noktasında zemini hazırlayan bir bölgedir. Medine'ye gittiğimiz zaman da orada hukuki bir açılım olmuştur, devlet yapısı olmuştur. Evet. Dolayısıyla Mekke'deki hükümlerle Medine'deki hükümleri birbirine çok girdirmemek lazım. Bu doğrudur. Ancak kesin bir bilgi bu değildir. Mekke'de var olan bir takım hakikatler Medine döneminde de devam etmiştir. Mekke'de sahabiler nasıl bir yöntem takip etti? Peygamberimiz nasıl bir yöntem takip etti? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam içinden yetiştiği topluma ben peygamberim iddiasıyla kendini ortaya koydu.
Evet. Sonra ne oldu? Eğer bu topluma bir peygamber gelecekse iki şeyden, medayinden, şuradan buradan iki peygamber gelmesi lazım. Sen de nereden çıktın Muhammed? Evet. İyi bir adamsın sen ama bu kadar da ileri gitme dediler değil mi? Evet. Hazreti Peygamber aleyhisselam bunlara ne yaptı? Nasıl bir pozisyon takip etti? Kendisine Müslüman etmek üzere muhatap aldı bu insanlarla beraber yaşamak zorunda olduğunu biliyor. O görevi, peygamberlik görevini yerine getirmek için o insanlarla bir arada bulunmak zorundaydı. Ve 10 yıl bu hayatı devam ettirdi. Sahabileri kendisine inananlarla beraber gelişmeye başladıkça baskılar da arttı. Ama kendiliğinden ben çıkıp gideyim, bunlardan kurtulayım demedi. Onlarla olabildiğince beraber yaşamanın stratejilerini aradı Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Niçin? Hocam, özür diliyorum muhterem hocam. Buyurun. Kafirin suresindeki son ayette, ayet bağlamında buna bir işaret edebilir mi? Bismillah. La a'budu ma ta'budun. Evet. Ve la entum a'biduna ma a'bud. Ve la ene a'budun ma a'bettum. Ve la entum a'biduna ma a'bud. Lekum dinukum ve liyedin. Strateji bu. Evet. Diyor ki orada sen peygamber olarak kendini ortaya koydun. Doğrudan müşriklere hitap et ey Muhammed, de ki ben sizin taptığınız putlara tapmam. Siz de şimdiki halde benim inandığımız Allah'a inanmıyorsunuz. Ben tekrar söylüyorum, sizin taptığınız putlara ben asla tapmam. Hali hazırda şimdi benim inandığım Allah'a inanmıyorsunuz. O halde şimdilik sizin dininiz size, benim dinim banadır. Şimdi çok güzel bir örnek ortaya çıktı. Hani biraz önce demeye çalıştım ki Mekke'deki durum ile Medine'deki durumu ayırmak lazım ama tamamen de koparmamak lazım. Mekke'de cari olan hükümler bazen Medine'de de cari olmuştur. Bunun en güzel örneği burada var. Lekum dinukum veliye din ayeti kerimesini bazı kardeşlerimiz ele aldıkları zaman derler ki efendim Medine'de cari olan sizin dininiz, Mekke'de cari olan sizin dininiz size, benim dinim bana olan ayetinin hükmü bitti. Medine'ye geldik, orada başka bir strateji başladı. Acaba öyle mi? Hazreti Peygamber Aleyhisselam öyle söylemiyor. Ne diyor? Lekum dinukum veliye dini. Kur'an-ı Kerim söyledi. Evet. Mekke'ye geldiğimiz zaman da Medine vesikasındaki cümlelerden birisi şu. Yahudilerin dinleri kendilerine, bizim dinimiz bize. Demek ki Mekke'deki hüküm Medine'ye gelince her zaman değişmiyor. Bu içinde bulunduğumuz toplumun farklı kültürlere mensup insanlarıyla bir arada yaşamanın dine aykırı bir şey olmadığını, hatta gerektiğinde dinin bunu bizden özellikle istediğini ve Müslümanlığın aynı toplumu paylaştığımız farklı kültür sahibi insanlara karşı nasıl davranacağımızı bize öğretiyor. Bu bir iki, onlarla aramızdaki münasebetlerin devam ettirilmesinin toplumun sağlam olması için gerekli şartlardan birisi olduğunu. Çünkü onlarla beraber anlaşarak yaşayamamamız halinde gene birlikte yaşayacağız ama birlikte işkence çekmiş olacağız. Bu önemli bir ifadedir. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim onun için madem ki bir vaka olarak Medine'ye vardığımızda Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam orada Yahudileri buldu. Bir miktar Hristiyan da vardı, bir miktar müşrik de vardı. Bunların hepsi oluştu, bir de Müslümanlar geldi. Dörtlü karmaşık bir toplum, farklı kültürler oldu. İslam, işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya gelince o zamana kadar aralarında birbirini yercesine savaşan, yüzyıllardır süren savaşları Peygamberimiz Aleyhisselam bıçakla keser gibi bitirdi. Niçin? Kur'an'ın gösterdiği yola uyurmak suretiyle orada homojen bir toplum meydana getirdi. O halde Mekke'de iken Kur'an-ı Kerim'in özellikle tasbir diye emrettiği Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deki durumun bir stratejik ilkesiydi. Sabredeceksin, bir şekilde fedakarlıkta bulunacaksın, birlikte yaşamayı sürdüreceksin, didişmeden ona kendi mesajlarını hayatın üzerinden vereceksin. Burada mesaj böyleydi. Medine'ye gelince aktif olmak görevi Peygamberimize verildi. Devlet başkanlığı konumu istemesek de kendiliğinden öyle gelişti. Orada İslam tarihinin önemli bir noktası başlamış oldu. Ama her iki halde de toplumla birlikte yaşarken içinde bulunulan şartların gözetilmesi, gerektiğinde uyum sağlanması, evet, gerektiğinde dış kültürleri kendimize uydurmamız gerektiği ilkelerini buradan çıkarabiliyoruz. Eyvallah. Muhterem hocam, tabii küresel bir dünyada
küresel bir ev haline geldi diyorlar modern çağda. Eskiden köyde yaşayan halk kendi dinini, kültürünü yaşayan insanlarla beraber oluyordu. Ama şimdi tabii farklı dinler, diller, ırklar bir arada yaşıyor. Bir ateiste hemen buluşabiliyoruz. Çatışmalar meydana geliyor. Bunu güçleştiren unsurlar var ve güçlendiren unsurlar var. Müsaadenizle güçlendiren unsurlarla başlayalım. Nedir muhterem hocam? Dünya artık bir köye döndü. Hepimizin dilinde pelesenk olan bir ifadedir. Çünkü vakanın ta kendisi bu. Sizin de ifade buyurduğunuz gibi eskiden bir köyde değil, ortalama bir büyük şehirde yaşayan insan bile gazete haberinin dışında dünyadan haberi olmazdı. Ve bir bakıma kendini tecrit etmiş olduğu toplumsal bir hayatın içerisinde yaşıyordu. O hayat içerisindeki olumsuzluklar kendisini etkiler, iyilikler de kendisini etkilerdi. Kendi iyilikleri varsa etkileyebildiği o toplumdu. Kötülükleri de o topluma kadar ulaşıyordu. Ama şimdi dünyanın en uzak köşesindeki en ufak bir hadiseyi zaman geçmeden anlık hadiselerle size ulaşabiliyor. İsterseniz kulağınıza alabiliyorsunuz. Şimdi dünyanın birbirini böylesine etkilediği bir ortamda çok büyük avantajlar elimize geçmişken çok büyük dezavantajlarla da karşı karşıya olduğumuzu hepimiz görüyoruz. Dünyada oturduğu yerden insanları idare eden bir sistem var. Bir tarafta da İslam'ı kıyamete kadar insanlığı idare etmek üzere geldiğine inandığımız bir dinin mensubu olan Müslümanlar var. Müslümanlar vaka olarak düşünelim ki bugün dünya güçlerinin elinde bir alet durumundadır. Bu tespiti yapmak zorundayız. Evet. Neden bu böyledir? Dünyanın öbür tarafında oturan bir insan kendi evinin köşesinde oturan bir ninemizi tesbih çekerken çektiği tesbihten gaflete düşürüp kendi söylediğini onun zihnine nakşedebiliyor mu edemiyor mu? Ediyor. O halde bu bizim Müslümanlar olarak yaşadığımız negatif durumu güçlendirici şeyler var. Müslümanların etkilendiği hadiseler çok fazla. Onun için bundan 50 yıl önceki Müslümanın sorumluluğu ile şimdiki sorumluluk arasında dağlar taşlar kadar fark var. 50 yıl önce bir anne baba çocuğuna İhlas surelerini okutup namaz kılmayı öğrettiği zaman bir de aklı başına bir insanla evlendirirse görevlerini yapmış addediyordu kendisini. Evet. O zaman doğru yaptın inanıyorduk. Ama şimdi geldik gördük ki o zaman doğru ve tam olduğuna inandığımız bu dünya görüşü, bu anlayışın tamamen yanlış olduğunu. Çünkü bir Müslümanın İhlas surelerini öğrenip namaz kılmayı öğrenmekle, oruç tutmaya alışmakla ve güzel bir insanla evlenip bir de altın bilezik koluna takmakla, iyi bir meslek edinmekle dinin hakikatlerinin yaşanmasının her yerde mümkün olmayacağını bugün iyice anladık. O zaman yaşadığımız eksiklikler toplumsal yumak halinde geldi. Bugün dünyanın bütünleşmesiyle bizi buldu. O zamanki eksikliklerimiz şimdi sırtımıza büyüyen kartok gibi sırtımıza bindi. Ne yapacağız şimdi? Taş düştüğü yerden kalkar. Evet. Nereye düşmüşsek. Biz yarayı nereden aldıysak o noktamızı tamamlamamız icap ediyor. Müslümanlar her halükarda dünyanın bilgi düzeyinin gerisindeyiz. Evet. Bu halimizi hatırladığımız zaman sabah kalkarken ilk aklımıza gelen bu utanç verici durum olmadıkça bundan kurtulmamız mümkün değil. Bu duyguya sahip olmak da yetmez. Ya Rabbi bugün beni sağlıklı olarak kaldırdın. Bugün namazımı kılacağım, bugün gidip görevimi yapacağım, çocuklarıma şunu yapacağım, çarşıya gidip helal rızık getireceğim. Ama dünya içerisinde Müslümanların konumu nedir sorusu her Müslümanın zihne çivi gibi çakılmalı. Böyle efendim çok iyiyiz de daha da iyi olacağız bunlar güzel şeyler. Ama dünyanın bütününe baktığımız zaman İslam dünyası olarak neredeyiz? Baktığımız zaman böyle bir fark var aramızda. Evet. Bunun sorumluluğu da ne siyasilerindir ne de Amerika'dakilerindir, Avrupa'dakilerindir doğrudan doğruya Müslümanlarındır. Kendi aralarında Kur'an ve sünnetin ışığından yeterince faydalanamayan ve kendi cehaletimizin zebunu, mahkumu ve esir olan Müslümanların tek tek sorumluluğudur. Hepimiz evimizde, odamızda, köyümüzde yatarken dini, mübini İslam'ın bize yüklediği asli görev nedir diye tek tek düşünmediğimiz sürece Müslümanlar olarak organize olmamız mümkün değildir. Bir elektrikle çalışan
bir küçük cihazı düşünün. Evet. Onun pili bitmişse onu hareket ettirmeniz mümkün değil. Yüzlerce cihaz var. Hepsinin pili bitmiş. Orada bir cihaz ordusu var orada. Bunlar evet. Müslümanlar. Evet. Ama kendine inancı, pilleri, evet. kendine inançları yok. Efendim bilgileri yok. Dünyayı tanımıyorlar ama makineler ortada duruyor. Müslümanlar işte büyüyelim, birleşelim. Birleşemeyiz çünkü enerjimiz yok. Bizim kendimize güvenimizin yeniden kazanma ihtiyacımız var. Bunun için de bilgilenmek, bunun için de Müslümanlar olarak konumuza getirirsek evet. meseleyi Eyvallah. Birlikte yaşamanın nasıl gerçekleştirileceğini anlayacağız. Biz şimdi birlikte yaşamak deyince konumuzun temeli küçülen dünyada farklı kültürlerle nasıl çatışmadan insanca bir arada yaşayabiliriz anlatmaya çalışıyoruz evet. genelde. Ama evet. meseleyi projektörü içimize Müslümanlar olarak aynı dine mensup insanlar olarak kendi aramızda nasıl birlikte yaşamamız gerektiğine çevirecek olursak esas problem burada başlıyor. Ailemizden tutalım. Komşularımıza kadar, şehirlerimize kadar aynı coğrafyayı paylaşan farklı etnik kökenden gelen Müslümanlara kadar sayısız problemlerimiz var. Ve bu problemlerin bir kısmı bizim şahsi eksikliklerimizden kaynaklanmakla beraber bir kısmı da uluslararası organizelerin oynadığı sahneler sebebiyle olmaktadır. Biz hem kendi eksikliğimizi gidereceğiz hem de organizasyon manasında Müslümanların açık düştüğü yerleri fark ederek kendi aramızda kapanmamız lazım. Efendim o filanca etnik kökten geliyor, şöyle biraz uzakta dursun. O filanca coğrafyada yaşıyor, şöyle dursun, ben kendi hemşehrime bakarım. Hemşehricilik dediğimiz hadise belli sınırları muhafaza ettiği sürece zararlı değil. Ama başkasının hukukunu çiğneyeceğimiz noktada hemşehricilik, akrabalık, aynı partiden olma, aynı siyasi görüşü paylaşma gibi harici ve haksız etkenler devreye girerse orada adaletsizlik ve zulüm başlar ve insan önce en yakın olan dindaşına, kardeşine karşı zulmetmiş olur. Böyle bir toplumda, böyle bir ortamda birlikte yaşamaktan söz etmek son derece lüks ve abes bir şey olur. O halde birlikte yaşamanın ahlakını önce öğreneceğiz. Bunun da temelinde dinimiz İsar prensibini getirmiş. Kendimin de olsun ama başkasının daha iyi olsun diyebilecek baba yiğitliği gösterecek ruh halini yakaladığımız zaman iş bitmiş olacak inşallah. İnşallah. Bununla ilgili Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bana yakın olanlar soyumdan olanlar değil yolumdan gidenlerdir. Tamamdır. Ki hiçbir zaman ırkçı bir peygamber evet. olmadı. Muhterem hocam devam edeceğiz inşallah. Bir kısa vetelemiz var ondan sonra hep birlikteyiz. İnşallah. Evet şimdi hep birlikte veteleyi izliyoruz. Hocam malum haliniz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunun 1444. yıl dönümünü idrak ediyoruz şu günde şu hafta içerisinde. Malum Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl bir ana tema çerçevesinde bu programları götürüyor. Bu yılki ana temamız birlikte yaşama ahlakı ve hukuku. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Resulullah Efendimiz'in örnekliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Mekkeli muhacirlerle Medineli Ensar arasında yaşanmış olan kardeşliğe her zamankinden çok ihtiyacımız var. Bugün onları daha iyi anlıyoruz. İnsanlar bir arada yaşamaktan uzak, birbirinden kopmuş vaziyette değil milletler, aileler bile birbirlerinden kopmuş vaziyette. Bugün kardeş kardeşle anlaşamazken o gün Mekkeli muhacirlerle Medineli Ensar kardeş olmuşlar. Bu kardeşliği tesis etmemiz lazım. İşte sıla-i rahim dediğimiz şey başta olmak üzere komşular birbirine gidip gelmemiz lazım. Onların hal hatırını sormamız lazım. İşte böyle kutlu doğumu, cumaları, bayramları vesile bilerek bu kardeşliğimizi pekiştirmemiz lazım. Yolda gördüğümüzde karşılaştığımız kimselerle mutlaka selamlaşmamız lazım. Selam vermek ve almak için mutlaka birbirimizi tanımamız da gerekmez. Birbirini tanımadan da selam alırız, birbirini tanımadan da selam veririz. Zira bu aramızdaki uhuvvetin, kardeşliğin canlanmasına vesile olacaktır. Ne yazık ki kitaba ilgi, giysiye, yemeğe verdiğimiz, diğer hayatta kullanacağımız eşyalara verdiğimiz kadar değer kitaba vermiyoruz.
3 gündür buradayız. Ne yazık ki kitaba ilgi yok. Karşı tarafımızda yemek standımız var. Yemek standına ilgi ne yazık ki bizden daha çok. Yani biz de bunu şu anda anladığımız kadarıyla vatandaş midesine ilminden daha çok düşkün. Şu anda burada çadırımızda kitap reyonlarındaki insanların bakış açısından bunu anlayabiliyoruz. Doğrudur. Peki, Peygamber Efendimiz'in yaptığı zaten en önemli hayatında bizi etkileyen şeylerden bir tanesi. Medine'ye gittiği zaman orada yıllar boyu kavga eden, birbirini öldüren, kadınlara değer vermeyen, farklı kabilelerin, asabiyetin olduğu bir toplumu öyle bir hale getirdi ki bunu bir mucizeyle yapmadı Hazreti Peygamber. Onları kardeş yaptı. Ama bunu nasıl gerçekleştirdi? Gerçekten bu çok önemli. Yani bizim toplum olarak bunları tekrardan okumaya, öğrenmeye çok ihtiyacımız var. Orada Mekke'den gelen muhacirlerle Medine'deki ensarları bir araya getiren Peygamber Efendimiz çok büyük bir kardeşlik sergilediler orada Müslümanlar. Bunlar ta 622 yılından, hicretten bu yana hiç değişmeyen gerçekler. Bugün toplumumuzda da yine aynı şekilde kardeşliğe, sevgiye, saygıya çok ihtiyacımız var. Kutlu Doğum'un vereceği en büyük mesaj, en önemli mesaj bence bu olmalı. Tekrardan Hazreti Peygamber'in hayatına dönüp toplumumuzda nasıl bir arada bu duyguları tekrar harekete geçireceğimizi tekrardan düşünmeliyiz diye düşünüyorum ben. Geçen yıldan bu yana Kutlu Doğumlar Rize'de, daha önceki yıldan, yani 3 yıldır diyelim, çok güzel geçiyor. Çadırda Kur'an kurslarımız çok güzel, bir araya geliyoruz hep birlikte. İmece usulü bir şeyler yapıp burada faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu çok güzel. Artı çocuklar eğleniyor. Onlara kutlu Peygamber Efendimizin doğum günü olduğu için bu eğlenceleri düzenlediğimizi söylüyoruz. Çok mutlu oluyorlar. Peygamber Efendimizi tanımak istiyorlar, öğrenmek istiyorlar hayatlarını. Yani aslında bir küçük kardeşlik, sevgi de burada sergileniyor. Bu imece usulü yapılan işlerle birlikte. Güzel şeyler yapılıyor bence. Her zaman, tarihin her zamanında böyle oldu. Bunlar hiçbir zaman değişmeyen değerlerimiz. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Birbirimizi hor görmeden, dinleyerek, anlayarak daha güzel bir topluma ulaşmamız lazım. Daha sağlıklı bir topluma ulaşmamız lazım. Rize halkına çok teşekkür ederim. Çok iyiler. Valla biz dünden burada, 2 gündür, 3 gündür buradayız. Çok iyi de kan bağışı var Rize'de. Kan zaten biliyorsunuz sürekli ihtiyaç var. Acil diye sürekli ihtiyaç var. Kan bağışına hep hastanelerde devamlı bizlerden, kan gruplardan farklı olmayarak kan istiyorlar. O yüzden halkımız daha duyarlı olması istiyoruz. Şu anki etkinliğe göre de çok iyiler. Teşekkür ederim. Peki kardeşim, siz Peygamberimizin hatırına kan bağışında bulunuyorsunuz. Nasıl bir duygu? Neler söylemek istersiniz? Yani güzel bir duygu. Hem hayır, hem efendim hem bağış. Başkalarının sağlığı için, evet. Bir taşla iki kuş vurmak. Yani evet. Eyvallah. Bir kanla 3 hastaya can veriyor zaten. 3 hastanı kurtarır bir kan vermeyle. Evet. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Bir ünite kanla 3 can kurtarır. Can kurtarır. Bir tane de fidan veriyoruz. Sizin adınıza bir fidan dikiyoruz. Allah razı olsun. Ki bizim dinimiz hocam, bir can kurtarmak bütün insanları kurtarmak kadar sevap. Evet. Bir cana kıymak da bütün insanları öldürmek kadar günah olan bir şey. Evet. Ve halkımızda bununla ilgili daha çok kan bağışında bulunması için neler söylersiniz hocam? Aslında ben söylemek istiyorum ki halkımız gelsin, kan versin. Çünkü kan vermenin faydası var. Belli bir yaştan sonra mutlaka kan vermenin faydası var. Kanları da tazeleniyor. Kalp krizi, beyin kanaması risklerini önlüyor. Kolesterol düzeyini düşürür. Kemikleri, karaciğer hücrelerini çalıştırmaya başlayıp yeni kan verdikçe. O yüzden sağlıklıdır. Kan vermesi sağlıklıdır. Gelip versinler. Bir de hocam. Çünkü kan vermeyen hiçbir şey zararı yok. Biz burada muayeneler yaparız. Hemşire hanımlarımız muayene yapar. Eğer uygunsa alıyoruz. Uygun olmayanı zaten almıyoruz. Peki hocam, bir de halkımız genelde işte bende şekerim var, kan veremem diyor. Ne zamana kadar, sinir nedir şeker? Şeker hastalıkları kan verebilir ama hap kullanıyorsa, insülin kullananlar maalesef alamıyoruz. Ama hap kullananlar kan verebilirler. Hiçbir korkusu yok. Eyvallah, ağzınıza sağlık. Peki sağ olun, efendim. Teşekkür ediyorum. Sağlık, kolay gelsin hocam. Eyvallah. Evet kıymetli Çay TV izleyicilerimiz,
Cuma saati programı bütün hızıyla devam ediyor. Konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doçent Doktor Halil Altuntaş hocamız. Muhterem hocam, hep birlikte VTR'yi izledik. Halkımızın evet. da kutlu doğuma teveccühü çok güzel. Neler söyleyeceksiniz? Elhamdülillah. Bu tür haftaların tesis edilmesinin yansımaları görülüyor. VTR'mizde de gördüğümüz gibi. Fiilen hayatın içine katılıp çarşıya, pazara çıktığımız zaman şehre gelen özel bir canlılığın olduğunu zaten fark ediyoruz. Evet. Bu tür dikkatimi çeken iki şey oldu. Bunlardan bir tanesi okuma standında bulunan kardeşimizin sızlanması oldu. Eyvallah. O da şu, yemek yapılan yere teveccüh çok ama maalesef kitaba teveccüh az denildi. Evet. Burada acaba kitap almayanları, yemeğe yönelenleri mi suçlamalı? Yoksa bu noktada insanları kitaba yöneltecek politikaları geliştiremeyen toplumun bütününü mü teraziye koymalı? Suçlamaktan bahsetmiyorum. Suçlamak kolay. Doğru. Ama teraziye koyup değerlendirmek, kendimizi de içine katmak suretiyle değerlendirmek lazım. Oradaki insanlarımız yemek masasına neden üşüşüyorlar? Şundan, fiziki bir durum, midemiz acıktığı zaman midemize asitler geliyor, boş olan mideyi asitler evet. rahatsız ediyor. Bir şey yemek suretiyle asidi pasivize etmemiz gerekiyor. Açlığı böyle hissediyoruz. Asit boş mideye gelince biz de yemeğin olduğu yere doğru koşuyoruz. İhtiyaç bize kendini hissettiriyor. Evet. İnsanımız bilgi boşluğu, kültür eksikliği olduğuna inanmalı. Ve hayatta bununla karşı karşıya gelebilmeli ki kitaba yönelmeli. Dolayısıyla açlığı hissettiği zaman sofraya doğru koşan o insanları kitap ve bilgi açlığı altında olduklarını onlara öğretmek lazım. Bu da sistematik eğitimli olur. Batı dünyasından öncelikle alacağımız birinci mesele budur. Okuma alışkanlığı. Evet. Okuma alışkanlığı. Ne okursanız okun. Bakın okuma, yani şunu oku bunu oku demiyorum. Önce insan yavrusu yürümeyi öğrenir. Ondan sonra nerede nasıl yürüyeceğini öğrenir. Şimdi biz önce okumayı alışkanlık haline getirmeliyiz toplum evet. olarak. Ondan sonra neyi okuyacağını herkesin kendi branşına göre vermemiz lazım. O zaman bu kitaplardaki standta duran arkadaşlarımız kendine zaman ayıramaz. Yani insanlarımızı hakikaten böyle çok da zor şey yapıp hor görmek anlamına söylemiyorum bunlar ama insanları kitap müşterisi haline getirmemiz gerekiyor. Bu da birebir. Mesela bizim gündelik hayatımızda, dini hayatımızda, kültürümüzde hediyeleşmek önemli bir unsurdur. Peki Müslümanlar olarak özellikle kendimizi tanımlayarak söyleyeyim, dindar olduğumuzu söylediğimiz kesime bakalım. Hediyeleşmenin oranı nedir? Peygamberimiz aleyhisselam tehadev tehabbu buyururken hediyeleşin ki birbirinizi sevesiniz diye buyurur. Bizler gündelik hayatımızda ne kadar hediye alıp veriyoruz birbirimize? İki, aldığımız hediyelerin türü nedir? Genellikle çiçek alır götürürüz. Peki çiçek alıp götürme yerine yahut da komşumuza çanak tabak porselen takımı alıp gitmek yerine okuyabileceği küçük kalınlıkta bir kitabı alıp götürmek, hediye etmek, kitabı hediye etmek alışkanlığı kadar güzel bir şey olamaz. O evde büyükler okumuyorsa küçüklerin okuyacağı kitapları, küçük hikaye kitapları, cicili bici kitaplar, oku yavrum bu kitabı, bir daha geldiğim zaman seni dinleyeceğim, eğer bakın sorduklarıma cevap verirsin sana bir hediye daha var gibi böyle insanı alttan yetiştirmek suretiyle kitaba yönlendirici bir tavsiyemiz olması lazım. Kitap en güzel hediyedir diye bize çocukluğumuzda öğrettiler. Kitap en evet. güzel hediyedir. Şimdi bu alanı mutlaka geliştirmemiz icap ediyor. İkincisi de kan bağışı. Kan bağışı meselesiydi. O kan bağışı meselesi bu haftanın hakikaten yüzümüzü en güldüren taraflarından birisi. Şimdi orada resmi olan görevliler genellikle bu tür
veterinerlerde hep kan bağışının olmadığından şikayet ederler. Ama bugün ilk defa sevinerek gördüm. İlk defa demeyeyim çok. Bu evet. Haftalarda bu hep böyle oluyor. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı psikolojik olarak Müslümanların üzerinde verme yönünde bir genişlik, rahatlık sağlıyor. Kan bağışında bulunmuşlar. Burada da bu böyledir. Hakikaten kan verme imkanı olan kardeşlerimiz zekat verir gibi, sadaka verir gibi kan vermelidirler. Bunu zekatın, kan vermenin zekat ve sadaka yerine geçtiğini asla söylemek istemiyorum. Bu tür şeyler yanlış anlaşılmaya hazırdır. Ama her ikisinin de temelinde zekatın da sadakanın da bir iyilikte bulunmanın da temelinde Allah rızasına yönelmek vardır. Kan verirken ya Rabbi senin rızan için ben bunu yapıyorum. Kanı sen bana helal rızkımla sağlıklı olarak bu kanı verdin. Benden bunu vermem isteniyor. Senin rızan için veriyorum diyerek verirsek sağlığımızda, ruh sağlığımızda artacak inşallah. Karşımızdaki insanlar bizim yapacağımız bağışla sağlığa ulaştığı sürece onun duası olsun olmasın Cenab-ı Hakk'ın rızası inşallah bizimle olacak. Bir, iki, bu tür güzellikler bizim dünya hayatında yapacağımız yanlışları ruhen bizim terk etmemize de sebep olacaktır. Çünkü insan bir iyilikte bulunduğu zaman bütün ruhi gerginliklerini bırakır. Ruhi gerginliklerinden kurtulan insan salim kafayla düşünmeye başlar ve iyi kötüden ayırmak için düşünme, tefrik etme imkanını yakalar. Allah bu tür güzelliklerimizi daim kılsın. Amin, amin. Allah razı olsun. Amin. Muhterem hocam, birlikte yaşamanın topluma yansımaları belki bunları da onu güzelce gösteriyor. Bir iki somutlaştıran örneklerle hocam. Bir kere tarihi çizgiden meseleyi ele alacak olursak, Hazreti Peygamber'den bahsettik insanların önce nasıl yaşayacaklarını. İnsanlar arasında Kur'an'ın getirdiği bütün ilkeler, yaplar yapmalar, emirler, yasaklar, ahlaki tavsiyeler, Peygamberimizin sünnetinde yaşadıkları tamamen bütünüyle haddi zatında birlikte yaşamanın ilkelerini oluşturur. Yani hocam biz toplumsal olarak birlikte insanca yaşayabilmek için neler yapmamız lazım? Tek kelimeyle Müslüman ol derim ben. Tek kelimeyle Müslüman ol. Çünkü İslam'ın bizim hayatımıza yön verecek bütün prensipleri seninle benim aramda, ikimizle başkaları arasındaki münasebetleri adalet sistemi üzere düzenleyen bir nizam var. Adaletin olduğu yerde şikayet etme olmaz. Şimdi bu sefer Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında Medine'den öteye geçtiğimiz zaman Hazreti Ömer'in yaptığı davranışların tamamı, Adil Ömer imajının ortaya çıktığı davranışlar bütünü nereden geliyor? İslam'dan geliyor. Bakın Hazreti Ömer zamanından sonra İslam toplumunda yerden mantar biter gibi şehirler, Basra, Küfe, Fustat, Kuzey Afrika'da bir sürü şehirler çıktı. Buralarda zannedilmesin ki Müslümanlar tek başına yaşıyorlardı. Hayır. Orada o civarın gayrimüslim insanları ilmi, ticari, iktisadi, siyasi bir hayat ortaya çıktı, oralarda çıktı. Evet. Ve bu insanlar hep bir arada yaşadılar. Tek şartla var olan siyasi otoriteyi kabul etmek suretiyle o cemiyet içerisinde adeta eş değerde insanlar olarak yaşadılar. İslam toplumunun özellikle Osmanlı örneğinde asırlarca yaşadığını gördüğümüz şekilde farklı yapılardaki düşüncelerin, inançların, kültür yapılarının, iktisadi farklılıkların bir arada aynı düzeyde ve aynı düzlemde yüzyıllarca beraber yaşayabilmesinin arkasındaki sır İslami ilkelerin hayata yansıtılmasından ibarettir. Bu yoksa Türklerin sadece Türk oldukları için bunu yapmış olmalarından kaynaklanmıyor. İslam'ı hayatlarına tatbik ederken Allah'ın yasaklarını veya emirlerini gözetmiş olmanın tabii sonuçları bunlar. Hazreti Ömer'den sonra bu bahsettiğim büyük şehirlerde, İslam şehirlerinde, sıfırdan Müslümanların kurduğu şehirlerdir bunlar. Basra, Küfe ve diğer Bağdat gibi şehirler. O zamanlarda dünyanın göz bebeği olan bu şehirlerde İslam'ın adalet ilkesi var olduğu sürece, yaşatıldığı sürece insanlar birlikte yaşadılar. Ne zaman ki adalet ilkesi belli ilkesiz insanlar tarafından ayaklar altına alındı, o toplum musibetini bulmuştur. Hala günümüze kadar o coğrafyalarda yaşadığımız ızdırapların, harici müdahalelerin tek sebebi Müslümanların liyakatsizliğidir. Hiç kimse
kuluna hiç zulmeder mi hudası, kulunun çektiği kendi cezası demiş ecdadımız. Şimdi orada biz Müslümanlar zulüm altında kalırken, evet, efendim bombalanırken vesaire, tamam dışarıdakiler kötü, bize bomba atıyorlar. Peki Allah bize zulüm mü ediyor, haşa? Bismillah. İnna Allaha la yugayru ma bi kavmin hatta yugayru ma bi enfusihim. Allah bir toplum kendi üzerindeki hali değiştirmedikçe Allah haşa elini uzatıp da onu değiştirmez böyle. Sen kendi iradeni kazanacaksın. İçinde bulunduğun durumu değerlendireceksin. Geçmişten tevarüs ettiğin olumsuzluklar varsa onları da nesiller boyu pratik İslami düşünceyle zekanı kullanarak aktif halde meskenetten kurtulmak için ne varsa yapacaksın. Bugün Müslümanların bizler olarak içinde bulunduğumuz durum iyi değildir, acıdır. Ama bu hiçbir zaman bir ümitsizlik kaynağı olmamalıdır. Eyvallah. Ümidimiz sabit olmalı. Kurtuluşa ereceğimiz inancını hiçbir zaman yitirmemeliyiz. Allah'ın gösterdiği nizamı muhafaza ettiğimiz sürece Rabbimizin de bizi mutlaka gözetip muhafaza edeceğine inanmamız gerekiyor sevgili kardeşim. Allah razı olsun. Muhterem hocam, son olarak son cümleleri alalım. Evet. Son cümlemiz şu. Kutlu doğum haftasını tes'id ediyoruz, kutlamaya çalışıyoruz. Kutlu doğum kimin doğumu? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hatırasını, sünnetini hayatımızda yaşanır hale getirmeye çalışıyoruz. Sevgili Peygamberimizin şefaatine nail olma arzumuz, Allah'ın Rabbinin rızasını, Rabbimizin rızasını kazanma isteğimiz her gün güçlenmeli. Ama bu güçlenme isteği makul sebeplere dayanmalı. İsteklerimiz aklımız ve imanımızın birleşmesinden ortaya çıkan enerjiyle yenilenmeli. Bu haftanın sona ermesinden sonra da buradan alacağımız enerji hayatımızın her anında, işimizde, gücümüzde, ailemizde, çocuklarımıza vereceğimiz terbiyede, komşularımızla olan münasebetlerimizde hep ilahi dinin, İslam'ın kontrolü altında bir hayat yaşamamız gerektiğini unutmadan her gün bir tık daha ileriye gitmeye çalışarak inşallah hayatımızı devam ettirelim. Temennimiz ve duamız budur. İnşallah. Şeref verdiniz Sayın Hocam. Teşekkür ediyorum. Müstefide olduk. Allah razı olsun. Amin. Kıymetli Çay TV izleyicilerimiz, yine bir Cuma Saati programının sonuna geldik. Efendim bugün çok değerli bir konuğumuz Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı güzel bir şekilde anlattı. Ama hocamızı fazla yormak istemedik. Niçin? Çünkü Cuma namazından önce Şeyh Camii'nde, akşam 19.30'da Rize'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde hocamızı inşallah yine göreceğiz. Hocamıza teşekkür ediyoruz. İşte bu tür programlarda amacımız şudur, onu anmayan hiçbir kimse kalmasın diyoruz. Bu programlarda yerimizi alalım diyoruz. Cumanız mübarek olsun, Allah'a emanet olun efendim.